Selam arkadaşlar. Bugün Deep Purple günü. Çünkü niye? Daha evvel size Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin gibi ünlü grupların albümlerini tanıtmıştım. Ve sizler de çok büyük ilgi gösterdiniz bu videolara. Dolayısıyla bugün de Deep Purple'ı tanıtmak istedim. Deep Purple, 1968 yılında İngiltere'de kurulan bir grup. 68'in başlarında kuruluyor grup. İlk kadro Ritchie Blackmore gitar, John Lord klavyeler, Ian Paice davul, Nick Simper bas gitar ve Rod Evans solist. Bu grup 1968'in başlarında kuruluyor ve 1968'in sonlarına doğru da ilk albümlerini yapıyorlar. İlk albümleri Shades of Deep Purple. Shades of Deep Purple ilk albüm olarak baktığımızda güzel bir başarı elde ediyor ve Amerika'da 24 numaraya kadar yükseliyor. İçinden çıkan ilk 45'lik Hush, Hush, çünkü İngilizler Hush diyor, Amerikalılar Hush, bayağı bir başarı sağlıyor gruba ve bayağı bir tanınmalarını sağlıyor. Daha sonra 1968 yılının ikinci yarısından sonra grup biraz üretken bir grup aslında Deep Purple. Yani bazen senede iki albüm çıkarmışlar. İlk albümün getirdiği popülaritenin devamı kaybetmeyelim havayı diye hemen kısa bir süre sonra bu gördüğünüz The Book of Taliesin albümünü yapıyor. Yine aynı kadroyla, yani Nick Simper bas gitarlarda, Ian Paice davulda, John Lord klavyelerde, Ritchie Blackmore gitarlarda ve Rod Evans da vokallerde. Albümün gördüğünüz gibi gatefold bir kapak. Fakat albüm ilk albümünün başarısını aslında pek de tekrarlayamıyor. Yani Amerika'da yine listelere giriyor ve 54 numaraya kadar yükseliyor. İngiltere Deep Purple'a hala ilgi göstermemeye devam ediyor. Sonrasında ise 1969 yılında kendi adlarını verdikleri Deep Purple albümünü yapıyorlar. Şimdi Deep Purple albümünde de yine kadro aynı. Yani Nick Simper bas gitar, Rod Evans vokal, Ritchie Blackmore gitarlar, John Lord klavyeler ve Ian Paice davullarda. Bu albüm ise diğer iki albümün başarısından biraz uzak. Yani Amerika'da 162 numaraya kadar yükselebiliyor. İngiltere'de yine listelere giremiyor. Dolayısıyla grupta da gitgide düşen bir başarı grafiğinden dolayı bir huzursuzluk baş gösteriyor ve yeni bir kan değişikliğine ihtiyaç duyuyor grup. Bu kan değişikliğinin neticesinde de Rod Evans ve Nick Simper gruptan ayrılıyorlar ve yerlerine vokallerde Ian Gillan ve bas gitarda da Roger Glover geliyor ki bu Deep Purple'ın aslında efsane kadrosu. Bu kadro ilk olarak bir konser albümü yapıyor. John Lord'un klasik müziğe büyük bir ilgisi var ve John Lord'un başı çekmesiyle şu elimde gördüğünüz box'ın içinde ki bunun normali box olarak yayınlanmadı. Normal yayınının kapağı bu şekilde. Deep Purple Concerto for Group and Orchestra adı altında Royal Philharmonic Orkestrası'yla bir klasik müzik bölümlerinin de olduğu enteresan bir albüme imza atıyor. Bu albüm Deep Purple'ın İngiltere'de ilgi duymasını, İngiltere'de tanınmasını sağlayan albümdür. Yani albüm İngiltere'de 26 numaraya kadar yükseliyor. Amerika'da ise 149 numaralara kadar gelebiliyor. Dolayısıyla İngiltere ilk defa bir Deep Purple albümüne ilgi duyuyor ve satın alıyor diyelim. Bu albümün İngiltere'de getirdiği başarı, grubun yeni üyelerinin katılımı, hepsi gruba yepyeni bir kan getiriyor ve yepyeni besteler yapmaya yöneliyorlar ve tarzı da biraz aslında değiştiriyorlar. Yani ilk albümler daha bir progresif rock temalarında giderken biraz daha progresif rock'tan hard rock'a doğru kayma var. Ve bunun neticesinde de In Rock adını verdikleri albümü yapıyorlar. Şimdi In Rock, Deep Purple'ın ilk büyük başarısı ve kitle grubu olmalarını sağlayan albüm. Yani albümün içinde unutulmaz Child in Time var ki Child in Time hala günümüze kadar başarıyla gelmiş bir parça, zamansız bir parça. Bunun yanı sıra da işte Speed King gibi çok popüler parçaların olduğu bir albüm. Şimdi In Rock tabii ki İngiltere'de 4 numaraya kadar yükseliyor, yani ciddi bir sıçrama yapıyor. Amerika ise ilk albümlerin aksine Deep Purple'a daha az ilgi gösteriyor ve bu albüm Amerika'da 143 numaraya kadar yükselebiliyor. Albümün senesi 1970.
Şimdi grup 1970'teki bu başarıyı yakaladıktan sonra hemen bir sene sonra, yani zaten grubun normal periyodu senede bir albüm yapmak. Bazen de senede iki albüm yaptıkları da oluyor aslında. Enteresan bir grup, üretken bir grup. Hemen bir sene sonrasında, yani 1971 yılında Fireball adlı albümü yapıyor ki bu Fireball albümünün bendeki özelliği benim hayatımda ilk satın aldığım long play'dir. Yani ilk uzun çalardır. Daha evvel bizim gençlik yıllarımızda, çocukluk yıllarımızda 45'likler ön plandaydı. Ve Fireball parçası 45'lik olarak da yayınlanmıştı Türkiye'de ve ben edinmiştim. Çok sevmiştim parçayı. Fireball albümü de çıkınca ki Fireball 45'liğinin arka yüzünde de Child in Time vardı aslında. Yani rock albümünden Child in Time vardı. Daha sonra bu albümün yayınlandığını görür görmez, o zaman çok ufaktım tabii. Yani 72'lerden bahsediyoruz, 71'lerden bahsediyoruz. Yani 71'de çıktı albüm ama Türkiye'de basılması 72'yi buldu. Yani 12 yaşında biriydim. Babamın verdiği harçlıkla bu albümü almıştım. Fireball, in rock'un bıraktığı yerden grubun devam etmesini sağlıyor ve çok büyük bir popülerite sağlıyor gruba. Yani Fireball, İngiltere'de bir numaraya yükselen ilk Deep Purple albümüdür. Yani Fireball İngiltere'de bir numaraya kadar yükseliyor. Amerika'da ise 32 numaralara kadar geliyor. Yani Amerika'da da tekrardan bir ilginin uyanmasına sebep oluyor. Sonrasında 1972 yılına geldiğimizde grup tabii ki çok büyük popülerite var. Herkes grubun peşinde. Biraz diyorlar ki ya biz uzaklaşalım İngiltere'deki bu ortamdan ve Montreux'a gidip eski bir oteli kiralıyorlar ve bu eski otelde bir albüm, yani o kiraladıkları otelin bazı bölümlerini bir stüdyo haline getiriyorlar ve orada bir albüm yapmayı tasarlıyorlar ve ortaya Machine Head albümü çıkıyor. Machine Head bence Deep Purple'ın en büyük başarılarını kazandığı albümdür, yani efsane bir albümdür. Bu albümün yapım aşamasında ise enteresan bir olaya tanıklık ediyorlar. Frank Zappa ve Mothers of Invention grubu da oralarda. Ve sahnedeyken grup bir yangın çıkıyor ve grubun bütün enstrümanları o yangında yanıyor. Ama gruba bir şey olmuyor Allah'tan, bir can kaybı yok. Ve buradan esinlenerek Smoke on the Water adlı efsanevi rock parçasını yapıyorlar. Smoke on the Water hala günümüzde de bir efsane parçadır. Grubun stüdyo çalışmaları aşamasındaki fotoğraflarından oluşan bir iç kapak var. Albüm ise tamamıyla bir hitlerden oluşuyor. Yani Deep Purple'ın hala konserlerindeki açılış parçalarından biri olan Highway Star bu albümde. Lazy parçası bu albümde. Space Trucking bu albümde. Smoke on the Water bu albümde. Dolayısıyla albüm İngiltere'de bir numaraya kadar yükseliyor son sürat. Yani yıldırım hızıyla ve Amerika'da da yine çok büyük bir liste başarısı yapıyor ve 7 numaralara kadar yükseliyor. Şimdi bu albümün getirdiği popülariteyle haliyle bir turneye çıkıyor grup ve turnedeki kayıtlardan oluşan Made in Japan, Japonya turnesindeki kayıtlardan oluşan Made in Japan albümü çıkıyor. Albüm double plak olarak, yani ikili plak olarak basılıyor. Benim elimdeki şu an gördüğünüz ise bir box set. Yani box setin içinde neler var? Box setin içinde güzel bir kitapçığı var ki bu zaten şu kapak albümün orijinal kapağıdır. Bunu bir kitapçık haline getirmişler. İçinde konserlerden görüntüler var ve ayrıca notlar var haliyle. Çok kaliteli bir, özenli bir çalışma. Ve Made in Japan konserlerinin aslında 4-5 plaktan oluşan box'ı. Bazı daha evvel kaydedilmemiş parçalar var ve bazı da değişik mixler var. Made in Japan o zamanlar çiftli plaklar, tabii ki o zamanın ekonomi şartları şu bu, tekli albümler kadar çok satmıyor haliyle ve dolayısıyla plak şirketi de aslında bir tereddüt geçiriyor. Ancak bir ikili plak için çok büyük bir başarı elde eden albümdür Made in Japan. Yani albüm İngiltere'de 16 numaralara kadar yükseliyor ki çiftli bir plağın 16 numaralara çıkması öyle çok kolay bir olay değil. Amerika'da ise 116 numaralara kadar çıkıyor. Dediğim gibi double çiftli plaklar o dönem biraz satış konusunda zorluklar çekiyor. Bu albümlerin getirdiği büyük popülerite var. Ancak Richie Blackmore ve Ian Gillan'ın da grup içinde bir çekişmesi var. Yani Richie Blackmore bir gitar virtüözü ama aynı zamanda zor bir kişilik.
Ian Gillan'ın da pek yıldızı da barıştığı söylenemez. Grup bir sürü olaylar atlatıyor, uzun turneler yapıyor, uzun turnelerden şikayet ediyor Richie Blackmore filan falan. Biraz sarsıntılı bir dönem ve bu sarsıntılı dönemlerden sonra ise 1973 yılında grup Who Do We Think We Are adlı bu çalışmayı yapıyor. Yani bu çalışma aslında grubun parlak dönemleri gibi ki yani şu son Aynı Rock'tan itibaren başlayan çok parlak bir periyot var. O dönemin sonu aslında. Grubun yorgunluğu biraz bu albümde ortaya çıkmış. Ama yine de tabii ki Deep Purple olması, Deep Purple'ın bir başarı ve büyük satışlar elde eden bir grup olması sebebiyle İngiltere'de albüm yine de 4 numaraya kadar yükseliyor. Amerika'da ise albüm 15 numaraya kadar çıkıyor ki çok büyük başarı bu albüm için. Ama bu albüm sonrasında grup Ian Gillan ve Roger Glover gruptan ayrılıyorlar. Herkes Deep Purple bitti mi, Deep Purple sonu mu diye düşünürken Richie Blackmore, John Lord ve Ian Paice devam etme kararı alıyorlar. Ve David Coverdale ki şu an Whitesnake'le bütün dünyada kasıp kavuruyor ortalığı ama o dönem genç bir solist. David Coverdale ve Glenn Hughes ki Glenn Hughes da yine çok önemli bir müzisyen. Hala da müzik hayatında çeşitli gruplarla devam ediyor. Gruba katılıyorlar. Ve grup 1974 yılında Burn adını verdikleri bu albümü yapıyor. Şimdi Burn parçası hala grubun konserlerindeki seslendirdiği ve önemli parçalarından biri. Aynı zamanda grubun yine çok tutulan konserlerde özellikle çok tutulan Mistreated adlı parça da bu albümün içinde. Albüm aslında çok çok güzel bir albüm ve iyi de bir başarı elde ediyor, iyi bir satış elde ediyor. İngiltere'de 3 numaraya kadar yükseliyor, Amerika'da ise 9 numaraya kadar yükseliyor. Ve Deep Purple aslında yine eski günlerine dönüyor. Fakat grup elemanları hala bir tereddütte. Çünkü Ian Gillan ve Roger Glover'lı kadro gerçekten efsane bir kadroydu. Acaba diyorlar biz eski çizgiyi yakaladık mı, yakalayamadık mı? Hep tereddütler içerisindeler ve aynı yıl içerisinde yani 1974'ün sonlarına doğru ise bir albüm daha yapıyorlar ve Stormbringer adını verdikleri albüm piyasaya çıkıyor. Bu albüm de oldukça güzel bir albüm. Aynı kadro, David Coverdale, solist Glenn Hughes bas gitarda, John Lord klavyelerde, Richie Blackmore gitarlarda ve Ian Paice davullarda. Stormbringer albümü de İngiltere'de 6 numaraya kadar yükseliyor. Amerika'da ise 20 numaralara kadar geliyor. Aslında grubun iyi albümlerinden biridir. Stormbringer albümü sonrasında ise grup maalesef tekrar bir kadro değişikliğine gidiyor. Bu sefer Richie Blackmore, efsanevi gitarist, bir gitar virtüözü gruptan ayrılıyor. Tabii ki o zamanın İngiltere'de müzik basını bu olayı yani Deep Purple artık bitti, Richie Blackmore gitti filan falan gibi veriyor. O zamanın önemli müzik dergisi Melody Maker artık çok zor filan falan gibi başlıklar atıyor. Ama grup Tommy Bolin'i kadrosuna katıyor. Tommy Bolin gitarlara geçiyor ve Come Taste the Band adını verdikleri bu albümü yapıyorlar. Şimdi Come Taste the Band aslında hiç tahmin edilemeyen bir başarı elde ediyor. Yani albümün içinde You Keep On Moving adlı unutulmaz Deep Purple bestesi var. Albüm İngiltere'de 19 numaraya, Amerika'da ise 43 numaraya kadar yükseliyor. Yani Richie Blackmore'un gidişi tabii ki çok önemli ama Tommy Bolin de bu albümde iyi bir başarı elde ediyor. Fakat maalesef Tommy Bolin'in uyuşturucu problemleri var. Ve grup bundan çok rahatsız. Ve tekrar maalesef Tommy Bolin gruptan ayrılıyor ve belirli bir süre sonra da zaten vefat ediyor, ölüyor. O boşlukta ise plak şirketi Deep Purple'ın aslında Stormbringer albümünün turnesinin kayıtlarından oluşan Made in Europe adını verdikleri konser albümünü çıkartıyorlar piyasaya 1976 yılında. Bu albüm İngiltere'de 12 numaraya kadar yükseliyor. Amerika'da ise 148 numaralarda kalıyor. Yani yine albüm David Coverdale ve Glenn Hughes'lu kadro ve Richie Blackmore'un da gitarlarda olduğu kadrodur. Tabii ki Deep Purple'un bu sessizliği plak şirketleri için çok iyi bir şey değil. Onlar bu sessizliği kapatmak adına 1977'de ise Tommy Bolin'in kadronun olduğu Japonya Last Concert in Japan adlı albümü yapıyor. Biraz da Made in Japan'ın getirdiği popülariteyi hatırlatmak adına Last Concert in Japan adını
koydukları albüm çıkıyor. Albüm bir liste başarısı gösteremiyor. Çünkü Tommy Bolin'in dediğim gibi o uyuşturucu problemlerinden dolayı sahne performansı da çok iyi değil. Bu albüme yansıyor o da. Dolayısıyla bu albüm Deep Purple'ın aslında plak şirketlerinin zorlamasıyla çıkardığı bir albüm olarak tarihte yerini alıyor. Bundan sonra 1984 yılına kadar zaten bir ara oluyor ve 1984 yılında grup tekrar eski efsane kadronun bir araya gelmesiyle Perfect Stranger adını verdikleri bu albümü yapıyorlar ve Perfect Stranger gerçekten inanılmaz iyi bir parça ve grup tekrar eski günlerine dönüyor ve İngiltere'de 5 numaraya kadar yükseliyorlar. Amerika'da da yine kendini toparlıyor grup ve 17 numaralara kadar yükseliyor listelerde. Perfect Stranger grubun hem eski kadrosunun bir araya gelmesi hem de iyi bir parçanın getirdiği popülariteyle iyi başarı elde ediyor. Ve grup bunun devamı olarak da hemen aşağı yukarı 2-3 sene zarfında yeni albümleri House of Blue Light çıkartıyorlar. House of Blue Light yine Richard Blackmore ve Ian Gillan kavgalarının gölgesinde kalmış bir albümdür aslında. Ama yine de İngiltere'de 10 numaraya kadar yükseliyor. Amerika'da ise 34 numaralara kadar geliyor. Fakat işte bitmeyen Blackmore-Gillan kavgalarının neticesi Gillan tekrardan gruptan ayrılıyor ve Jolene Turner gruba geliyor. Jolene Turner'lı kadroda Slaves and Masters adını verdikleri albümü yapıyorlar. Slaves and Masters İngiltere'de 21 numaralara kadar geliyor. Amerika'da ise maalesef 192 numaralarda kalıyor. Bundan sonra tabii ki grup içinde Jolene Turner'ın bu Amerika'da getirdiği başarısızlık, ki Jolene Turner da gayet iyi bir solist ama işte grup içi çekişmeler şunlar bunlar ve Ian Gillan tekrardan gruba dönüyor ve Battle Rages On adını verdikleri albümü yapıyorlar. Battle Rages On İngiltere'de 21 numaralara kadar geliyor ki iyi bir başarı sayılır ama Amerika'da 192 numaralarda kalıyor maalesef. Bundan sonra tabii ki grup ne yapacağı konusunda bir boşluktayken plak şirketi yine konser kayıtlarından oluşan Gemini Suite Live adlı albümü yapıyor. Bu albüm yine grubun eski kayıtları, erken dönem kayıtlarından oluşan bir albüm. Yine efsane bir kadro var. Yani John Lord, Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Richard Blackmore. Bu albümden sonra ise grup Perpendicular adını verdikleri albümü yapıyorlar. Perpendicular aslında 1996 yılında yapılıyor albüm. Sessizliğin üstünden yine böyle bir hani geri dönüş gibi sayılabilir. İngiltere'de de 58 numaraya kadar çıkıyor. Ted the Mechanic adlı konserlerinde hala seslendirdikleri parçayı içinde barındırıyor. Tekrar aslında grup geri dönmeye uğraşıyor denilebilir. Bundan sonra Abandon adlı bir albüm yapıyor grup. Deep Purple'ın plak olarak basılmayan tek albümüdür Abandon. Yani o da İngiltere'de 76 numaraya kadar yükseliyor. Sonrasında ise grup yine bir sessizliğe bürünüyor ama plak şirketi Londra Senfoni Orkestrası ile yaptıkları Ian Gillan ve Roger Glover'lı kadronun Londra Senfoni Orkestrası ile yaptıkları albümü plak olarak basıyor. Benim çok sevdiğim bir albümdür. Çok güzel yorumlar, çok güzel icralar var bu albümde. Bu albüm bir liste başarısı belki göstermiyor o zamanki sessizlik içinde ama Deep Purple'ın iyi bir konser albümüdür. Sonrasında ise 2003 yılına kadar grup bir ara veriyor. 2003 yılında bu sefer grupta John Lord rahatsızlığı nedeniyle yok. Don Airey klavyelere geçiyor ve Steve Morse da gitarları alıyor. 2003 yılında grubun aslında yepyeni kadrosuyla tekrardan bir geri dönüşü albümüdür. İngiltere'de 85 numaralara kadar geliyor. Amerika'da bir başarı gösteremiyor albüm ama Deep Purple müzik dünyasına tekrardan geri dönüyor bu albümle. Sonrasında ise Rapture of the Deep adını verdikleri 2005 yılının albümü geliyor. Rapture of the Deep biraz böyle ilk parçası oryantal esintilerin de olduğu bir albümdür. İngiltere'de 81 numaraya kadar yükselen bir albüm. Kadro aynı devam ediyor. Tabii ki buradan sonra ise grup tekrardan bir sessizliğe gömülüyor. Ve 2013 yılına kadar albüm yapmıyorlar. 2013 yılında ise Now What adını verdikleri albüm piyasaya çıkıyor. Now What'taki kadro
Yine aynı, yani Steve Morse gitarlarda, Don Airey klavyelerde, Ian Paice davulda, Roger Glover basta ve Ian Gillan vokallerde. Now What aslında grubun tekrardan kitle grubu olmaya doğru getiren albüm. İngiltere'de 15 numaraya kadar çıkıyor, Amerika'da 110 numaralara kadar çıkıyor ama grup İngiltere'de tekrar eski popülaritesini kazanıyor bu albümle. Sonrasında ise Avrupa'da ve İngiltere'de grubun son albümü diye tanıtılan Infinite albümü geliyor. Yani 2017 yılında Infinite albümü geliyor. Grubun güzel bir albümüdür. Kapağı ve klibi çok enteresandır. Böyle buzullarda buz kırıcı bir geminin yer aldığı enteresan bir kapaktır. Albüm iyi bir başarı elde ediyor. Yani İngiltere'de 6 numaraya kadar yükseliyor. Amerika'da ise 105 numaralara kadar geliyor. Deep Purple'ın netice itibariyle ses getiren albümlerinden biri sayılabilir. Sonrasında herkes son albüm, her şey bitti derken Wash adını verdikleri bu albüm geliyor. Bu albüm de İngiltere'de 4 numaraya kadar yükseliyor. Amerika'da ise 161 numaralara kadar gelebiliyor. Ama Deep Purple neticede hala üretmeye devam ediyor. Ve geldik Deep Purple'ın son albümüne. Son albüm bir cover albüm. Yani hep bitiyor bitiyor ama bitmiyor. Son albümü ise bir cover albüm. Turning to Crime adını verdikleri bir cover albüm. Grup yine aynı uzun süredir birlikte oldukları kadroda birlikteler. Don Airey klavyelerde, Steve Morse gitarlarda, Ian Gillan, Ian Paice ve Roger Glover. Turning to Crime'da İngiltere'de 28 numaraya kadar yükselen bir albümdü Deep Purple'ın 2021 yılında yapılıp. Geldik 2023 yılına. Deep Purple'dan bir haber var mı? Maalesef Steve Morse gruptan ayrılıyor. Eşinin rahatsızlığı dolayısıyla, eşini yalnız bırakmak istemediği için. Grup bundan sonra yeni bir albüm yapar mı? Ama konserlere şu an devam ediyorlar. Yeni albümde yaparlarsa ne güzel, Deep Purple'ı dinlemeye devam ederiz. Evet sevgili dostlar, bugün Deep Purple albümlerini tanıtma günündeydik. Umarım sizler de beğendiniz, hoşça vakit geçirdiniz. Beğendiyseniz beğeni butonuna basın lütfen. Abone de olmadıysanız olursanız sevinirim gerçekten. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.